Tevhidin anlamı ve kısımları Soru Tevhidin anlamı nedir? Kısımları nelerdir? Allah'a olsun. Tevhid, sözlük olarak vahhade, fiilin maslarıdır. Muvahhid kimse ise vahdaniyeti yalnızca Allah Teala'ya nispet eden ve zatı veya sıfatlarında Allah Teala'ya ortak olan veya benzeyen her şeyi ondan uzak tutarak onu bu konuda yalnız olmakla niteleyen kimsedir. Muvahhid kelimesindeki çetle mübalağa içindir. Yani ben onu bununla nitelendirirken mübalağa yaptım demektir. Araplar der ki, vahid, ehad vahid yani tek demektir. Allah Teala vahittir. Yani o her durumda eşler, benzerler ve şekillerden uzak olarak tektir. Dolayısıyla tevhid, Allah Teala'nın bir olduğunu ve onun benzerinin olmadığını bilmek demektir. Allah Teala'yı böyle bilmeyen veya onun bir olmak ve hiçbir ortağı bulunmamakla nitelendirmeyen kimse onu billemiş olmaz. Terim olarak tanımına gelince tevhid, Allah Teala'yı kendisine ait olan uluhiyet, rububiyet isimler ve sıfatlar konusunda birlemek demektir. Tevhidi şöyle daha tanımlayabiliriz. Allah Teala'nın bir olduğuna ve rububiyet, uluhiyet isimleri ve sıfatlarında onun hiçbir ortağının bulunmadığına inanmak demektir. Bu tevhid teriminin veya ondan türeyen bir kelimenin bu anlamada dalalet etmesi için kullanılması Kur'an ve sünnette sabittir. İşte bunlardan birisi de İhlas suresidir. Nitekim Allah Teala bu konuda şöyle buyurmuştur. De ki, o Allah birdir. Allah samettir. O doğurmamış ve doğurulmamıştır. Hiçbir şey ona denk değildir. Yine Allah Teala bu konuda şöyle buyurmuştur. Sizin ilahınız bir tek ilah olan Allah'tır. Ondan başka hakkıyla ibadete layık hiçbir ilah yoktur. O Rahman ve Rahim'dir. Başka bir ayette şöyle buyurmuştur. Allah üç ilahtan biridir diyenler kafir oldular. Halbuki bir tek ilahtan başka ilah yoktur. Eğer söylediklerinden vazgeçmezlerse işlerinden kafir kalanlara mutlaka acıklı bir azap dokunacaktır. Bu anlamda daha pek çok ayet vardır. Abdullah bin Abbas'tan Allah ondan ve babasından razı olsun rivayet olunduğuna göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bin Cebeli Yemen halkına gönderirken ona şöyle buyurdu. Şüphesiz sen ehli kitaptan olan bir topluluğun bulunduğu tarafa gidiyorsun. Onları davet edeceğin ilk şey Allah Teala'yı birlemeleri olsun. Onlar bunu yaparlarsa Allah'ın gündüz ve gecelerinde olmak üzere beş vakit namazı farz kıldığını onlara haber ver. Onlar namaz kılmaya başlarlarsa Allah'ın zenginlerinden alıp fakirlere verilmek üzere mallarının zekatı farz kıldığını onlara haber ver. Onlar bunu ikrar ederlerse malların zekatını alırsın. İnsanların mallarının iyisini almaktan sakın. Abdullah bin Ömer'den, Allah ondan ve babasından razı olsun, rivayet olunduğuna göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İslam, beş esas üzerine bina olunmuştur. Allah'ı birlemek, namaz kılmak, zekat vermek, Ramazan orucunu tutmak ve hac etmektir. Yukarıda geçen bütün bu nasallardaki tevhid ile kastedilen Allah'tan başka hakkıyla ibadete layık hiçbir ilahın olmadığına ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın elçisi olduğuna şehadet etmek demek olan kelime-i şehadetin anlamını gerçekleştirmektir. Bu ise Allah Teala'nın elçisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile gönderdiği İslam dininin hakikatidir. Bunun delili bu kelime ve terimler eş anlamda kullanılmıştır. Yine bu kelime ve terimler Kur'an ve sünnette birbirinin yerinde kullanılmıştır. Örneğin yukarıda geçen Muaz bin Cemil hadisinde bazı lafızlar şöyledir. Şüphesiz sen ehli kitaptan olan bir topluluğa gidiyorsun. Onlara geldiğinde onları Allah'tan başka hakkıyla ibadete layık hiçbir ilahın olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna davet et. Onlar sana bu konuda itaat ederlerse Allah'ın gece ve gündüz olmak üzere günde beş vakit namazı farz kıldığını onlara haber ver. Onlar sana bu konuda itaat ederlerse Allah'ın zenginlerinden alınıp fakirlere verilmek üzere zekatı farz kıldığını onlara haber ver. Onlar sana bu konuda itaat ederlerse insanların mallarının iyisini almaktan sakın. Mazlumun bedduasından sakın. Çünkü onunla Allah arasında hiçbir perde yoktur. Abdullah bin Ömer'in Allah ondan ve babasından razı olsun rivayet ettiği hadiste ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İslam beş esas üzerine bina olunmuştur. Allah'tan başka hakkıyla ibadete layık hiçbir ilahın olmadığına ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, beytullah hac etmek ve Ramazan orucunu tutmaktır. İşte bu tevhidin kelime-i şehadetin hakikati olduğuna ve bunun da Allah Teala'nın elçisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile cinler ve insanların hepsine birden gönderilmiş olduğu İslam dinine dalalet etmiştir. Allah Teala bir kimseden İslam'dan başka bir dini asla kabul etmeyecektir. Nitekim Allah Teala bu konuda şöyle buyurmuştur. Allah katında gerçek din İslam'dır. Yine Allah Teala bu konuda şöyle buyurmuştur. Kim İslam'dan başka bir din isterse o din ondan asla kabul olunmayacaktır ve o ahirette hüsrana uğrayanlardan olacaktır. Bu bilindiği takdirde alimlerin tevhidi üç kısma ayırdıklarının bilinmesi gerekir. Bunlar rububiyet tevhidi, Uluhiyet tevhidi, isim ve sıfatlar tevhidi. Rububiyet tevhidi, yaratma, hükümranlık, kainatı çekip çevirme, diriltme ve öldürme gibi fiillerinde Allah Teala'yı birlemektir. Bu tevhidin Kur'an ve sünnetten delilleri pek çoktur. Bu delillerin bazılarını öğrenmek için 13.532 dolu sorunun cevabına bakınız. Kim Allah Teala'dan başka bir yaratıcının olduğuna ve kainatta Allah Teala'dan başka dilediği gibi tasarrufta bulunan birisinin olduğuna inanırsa hiç şüphesiz bu tevhidi ihlal etmiş olur ve küfre girer. İlk kafirler bazı detaylarında bu tevhidi aykırı hareket ediyor olsalar bile bu tevhidi genel olarak ikrar ediyorlardı. Onların bu tevhidi ikrar ettiklerine dair Kur'an'dan pek çok ayetler vardır. Bunlardan bazıları şunlardır. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Eğer onlara kendilerini kimin yarattığını sorarsan mutlaka Allah diyeceklerdir. O halde nasıl saptırılıyorsunuz? Allah Teala bu ayetlerde kafirlerin kendisini yaratan, hükümran ve kainatı çekip çeviren olduğunu kabul etmelerine rağmen kendisini ibadette bilemediklerini açıklamaktadır. Bu da onların ne kadar büyük zulüm işlediklerine, iftirada bulunduklarına ve akıllarının zayıf olduğuna dalalet etmektedir. Oysa bu sıfatlara tek başına sahip olan ve bu fiillere eşi ve benzeri olmayan Allah Teala'dan başkasına ibadet edilmemesi ve ondan başkasının bilinmemesi gerekirdi. Ona hamd ederek müşriklerin ona ortak koştukları her türlü noksan sıfatlardan onu tenzih ederiz. Bunun içindir ki rububiyet tevhidini doğru bir şekilde ikrar edenin zorunlu olarak uluhiyet tevhidini de ikrar etmesi gerekir. Uluhiyet tevhidi Açık, gizli söz ve fiillerden meydana gelen bütün ibadetlerde Allah Teala'yı birlemek ve kim olursa olsun ibadeti Allah Teala'nın dışında herkesten reddetmek demektir. Nitekim Allah Teala bu konuda şöyle buyurmuştur. Rabbin yalnızca kendisine ibadet etmenizi kesin bir şekilde emretti. Yine Allah Teala şöyle buyurmuştur. Yalnızca Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şey ortak koşmayın. Uluhiyet tevhidini şöyle de tanımlamak mümkündür kullarının fiilleriyle Allah Teala'yı birlemektir. Uluhiyet tevhidinin bu isimle adlandırılmasının sebebi muhabbet beslemek ve tazim göstermek suretiyle Allah Teala'ya ibadet etmektir. Uluhiyet tevhidi ibadet tevhidi olarak da adlandırılmaktadır. Çünkü kul emrettiği şeyleri yerine getirmek ve yasakladığı şeylerden de sakınmak suretiyle Allah Teala'ya ibadet eder. Uluhiyet tevhidi talep, kast ve irade tevhidi olarak da adlandırılmaktadır. Çünkü kul yalnızca Allah Teala'nın rızasını ister, ona yönelir ve ondan ister. Dolayısıyla kul dinini yalnızca Allah Teala'ya halis kılar. Tevhidin bu kısmında ihlal ve bozulmalar meydana gelmiştir. Nitekim bunun için elçiler gönderilmiş, kitaplar indirilmiş, cinler ve insanlar bunun için yaratılmış ve dini hükümler farz kılınmıştır. Bu tevhid konusunda peygamberler ve kavimleri arasında düşmanlıklar meydana gelmiştir. Bu sebeple peygamberlere karşı gelen inatçı topluluklar helak olmuş ve onlara iman eden topluluklar kurtulmuşlardır. Her kim ibadet çeşitlerinden birisini Allah Teala'dan başkasına yapmak suretiyle bu tevhide aykırı olan ve onu ihlal eden bir şey yaparsa dinden çıkmış, fitneye düşmüş ve dost doğru yoldan sapmış olur. Bu durumdan Allah Teala'ya sığınırız. İsim ve sıfatlar tevhidi isimleri ve sıfatları olduğu konusunda Allah Azze ve Celle'yi birlemektir. Bu sebeple kul, isimleri ve sıfatlarında Allah Teala'nın benzerinin olmadığına inanır. Bu tevhid iki esas üzerine kuruludur. Birincisi, ispat. Bu, Allah Teala'nın kendisi için ispat ettiği kabul etmektir veya elçisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah Teala'nın güzel isimleri ve yüce sıfatlarını onun celal ve azametine yaraşır bir şekilde tahrif etmeden, anlamını çevir etmeden, gerçekleri boşa çıkarmadan veya onlara bir keyfiyet vermeden kabul etmektir. İkincisi tenzih. Bu Allah Teala'yı her türlü ayıp ve kusurlardan tenzih etmek, Allah Teala'nın kendisinden reddettiği noksan sıfatları ondan reddetmektir. Bunun delili Allah Teala'nın şu sözüdür. Onun benzeri hiçbir şey yoktur. O hakkıyla işten ve görendir. Allah Teala kendisini kullarına benzemekten münezzeh kılmış ve kendisine yaraşır bir şekilde kemal sıfatlara sahip olduğunu kabul etmiştir.